Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fiber optik kablo konusuna değineceğiz. Öncelikle bir fiber optik kablonun tarihi gelişiminden söz edelim arkadaşlar. 1966 yılında Charles Kao ve George Hockham cam fiber üzerinden veri aktarımının da yapılabileceği fikrini ortaya attı arkadaşlar. Sonraki dönemlerde fiber üzerindeki kayıp oranları o kadar az seviyelere indirildi ki fiber veri aktarımı için bakara göre çok daha avantajlı bir konuma geldi. Fiberin en önemli özelliği arkadaşlar elektromanyetik alanlardan hiç etkilenmemesidir. Bunu biraz açalım. Elektromanyetik alanlardan etkilenme nedir? Arkadaşlar özellikle Cat5 kablolarda cross talk diye istenmeyen bir durum olabiliyor bazı durumlarda. Hangi durumlarda olabiliyor ve cross talk nedir onu biraz konuşalım. Crosstalk arkadaşlar eğer siz Cat5 kablonuzla elektrik kablonuzu aynı kanaldan götürüyorsanız elektrik kablosundan çıkan harmonikler, yayılan harmonikler ve frekanslar Cat5 kablosuna taşınan veriyi bozabiliyor arkadaşlar. Ve taşıma mesafesini daha da kısaltabiliyor. Bu yüzden bunun için elektrik kablolarıyla data kablolarını taşıma kanallarını ayırırsak, birbirine yakın olmalarını sağlarsak bizim açımızdan çok daha iyi olabilir. Bunu da burada ayrıca bir bilgi olarak verelim. Ve fiber optik kablonun iç yapısını biraz inceleyelim. Bilindiği gibi bir dış kılıf var. Normal kablo görüntüsünde. İçinden geçen metal levhalar var arkadaşlar. Ve içinde fiberler. Arkadaşlar bu fiberler saç kılı kadar incedirler arkadaşlar. Fiberler saç kılı kadar incedirler. Ve fiberlerde eğer bir kopma falan olursa fiberleri kendimiz elle ekleyemeyiz. Elle eklemek de son derece tehlikelidir. Elimize falan batarsa çok büyük problemler yaşayabiliriz. O yüzden bunlar için bu işi yapan özel firmalar var arkadaşlar. Onları çağırıp onların özel cihazlarıyla bu kablolar ekleniyor. Ve oldukça masraflıdır. Bunu da ayrıca belirteyim. Daha ayrıntılı olarak incelemek gerekirse dışındaki kablo koruması optik cam ve cam tüp. Bakın burada daha fazla bir kablo sayısı var. Bu tekli. Tek incelenmiş. Burada da toplu hali var. Bu şekilde de resmini görüyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Gelen elektriksel sinyal ışık sinyallerine çevriliyor. Işık fiber optik kablo dengeli bir şekilde yol alıyor ve buna biz mod diyoruz arkadaşlar. Işığın kabloda dengeli bir şekilde yol almasına mod diyoruz. Fiber optik kablolar 70 kilometreye kadar uzayabilen geniş alanlarda elektriksel sinyallerden etkilenmeden yüksek kapasiteli iletişim ortamı sağlamakta kullanılıyor arkadaşlar. Peki 70 kilometreden kastımız nedir arkadaşlar? Bakalım. Şimdi 3 mod olarak görüyorsunuz burada arkadaşlar fiber optik kablonun şeklini. Çok modlu, çok modlu kademeli ve tek modlu. Arkadaşlar şimdi 70 kilometreye kadar veri taşıyan kablolar tek modlu kablolar arkadaşlar. Tek modlu. Şu. Çok modlu kablolar ise 300-350 metreye kadar veri taşıyabiliyorlar arkadaşlar. Yani daha fazla çok fazla veri taşıdığı söylenemez. 300-350 metre kadar. Peki arkadaşlar biz fiberi bu kadar övdük. Niye iç ağımızda fiber kullanmıyoruz? Niye bakır kullanmaya devam ediyoruz? Arkadaşlar çünkü fiber teknolojisi oldukça pahalı bir teknolojidir. Ve zahmetlidir. Yani kablonun kırılmaması lazım. Kabloya iyi bir yer bulmanız lazım. Kablonun üstünden bir şey geçmemesi lazım. Yani fiber kablo nazik bir kablodur arkadaşlar.
Fiber konusunda bu bilgileri verdikten sonra arkadaşlar, fiber dersimizi burada sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.